Mimik yok, ceza yok. Sayın Rütük Başkanı. Söz bitti. Gözümüzde, mimiğimizde, kirpiğimizde sıra. Duyduk, duymadık demeyin. Yeni bir suç icat oldu sayın seyirciler. 7 yılda 2 milyon terör dosyası çalışkan yargımızı kesmedi, suç üretmek için jest ve mimiklerimize kadar indiler. Televizyonda program sunucusunun hareketlerinden terörü övme suçu çıkardılar. İşte harekat temsilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen. Ve kanala ağır bir ceza verdiler. Ebubekir Şahin demiş ki, tırnak işareti yaparak, mimiklere bakın, mimiklerde övgü demiş. Bu herhalde Türk hukuk sistemine de, yayın hayatına da, yargı dünyasına da, basın hayatına da yeni bir kavram olarak girmiş olacak. Yani mimiklerle terör örgütünü övmek fiili. Ayşenur Arslan cezaya büyük tepki gösterdi. Bu gerçekten bir metafor olarak, bir klişe olarak söylenen sözün bittiği yer meselesinin şali. Söz bitti. Gözümüzde, mimiğimizde, kirpiğimizde sıra. Siyasilerden ve meslektaşlarından destek istedi. Kılıçdaroğlu'ndan telefon bekliyorum. Sayın Meral Akşener'den telefon bekliyorum. Sayın Temel Karamoğlu'ndan, Gültekin Uysal'dan, Babacan'dan telefon bekliyorum. Gazetecilerden telefon bekliyorum. Mehmet Hakan'dan, Murat'tan telefon bekliyorum. Beklediği teselli mesajlarını aldı mı bilmiyoruz. Bilinen şu ki Ayşenur Arslan bu keyfiliğin ilk kurbanı değil. Ya ben bu Anayasa Mahkemesi kararını dinlemeyeceğim dedi. Evet, anayasal bu bir suçtur. Çok anayasal ağır bir suç. Yani. Subliminal mesaj verdi diye yıllarca hapis yattı bazı meslektaşları. Hatta kimi beraat etti, yattıkları yanına kâr kaldı. Hala onlarcası hapiste, aslında tutsak. Baskılar basını yıldıramaz. Peki uydurma suç mağduru sadece gazeteciler mi? Sarma saran ev kadınları, gazeteye abone olan esnaf, banka hesabı, sendika üyeliği bile terörist olmaya yetti. Mağduru ayçiçek yağı götürdüğü için hapse girenler var hala. Deponun gizli ve açık bölmelerinde toplam 20 ton gıda ve temizlik malzemesine rastlandı. Örgüt üyelerinin ülke dışı kaynaklardan maddi olarak desteklendiği de belirtildi. Yaşı 80'i aşmış ihtiyarlar ve hastalar var demir parmaklıklar ardında. Var da var bu ülkede. Yokluğu çekilen şey mi? Galiba adalet. Koşulsuz adalet. Daha sakin, daha peki. Şey. Sayın, bu arada Sayın Rütük Başkanı, mimik yok. Evet, evet, evet. Farkındaysanız hiç mimik yapmıyoruz. Mimik yok Sayın Rütük Başkanı. Ülkede adaletsizlik ellere var. Dikkat, eller haksızlık var peki. Haksızlık var ülkede. Adaletsizlik var. Ama biz hiç itiraz etmiyoruz ve mimik yapmıyoruz Sayın Rütük Başkanı. Yapılan bir protesto olsa da maske takmakla adaletsizlik giderilemiyor. Tersine vicdanlardaki maskeyi çıkarmak gerekiyor.